Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Penyeip'ten örgü çanta sapı yapımını göstereceğim. Bakın benim yaptıklarım da örnek olması açısından koymuştum. Bu şekilde zincire örgü sapımızı yapacağız. Ben şöyle ikiye ayırdım zinciri, bağlama noktalarını size göstermem için. Şu boşluğun içinden önce ipimizi şu şekilde, bakın şöyle biraz uzun bırakıyorum alt kısmını. İkiye katlayıp zincirimizin içinden bunu geçiriyorum. Tığımızın geçmesi zor olduğu için elimle geçiriyorum. Tığımızı da bu boşluktan geçirip sıkıyorum bunu, bakın sıkı yapıyorum. Gevşeme olmasın diye. Şu iki ipi birden parmağıma doluyorum. Buradan ilmeği alıp ikisinin içinden birden geçiriyorum. Sonra bu bir tanesini bırakıyorum. Bunu tekrardan sıkılacağız içine. Gevşemesin diye bunu da elimizle tutarız. Buraya bir tane daha zincir çekiyorum. Sonrasında bakın, şu noktaya tığım içinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Bakın şöyle oluştu. Buradan da geçirmiyorum. Tekrar ilmek alıp çıkartıyorum. Sonra döndürüyorum örneğimi. Şuradaki çıkıntı olan yere tığımı batıyorum. Buradan ipimi alıyorum. Yine burada ikili bir görüntü oluştu. Tekrar ip alıp bu ikisinin içinden birden geçiriyorum. Yine şöyle döndürüyoruz. Şuradaki çıkıntı olan kısmın ikisinin içinden şu ikisini birden tığımızı geçiriyoruz. İpimizi alıyoruz. Şu şekilde şöyle ikili görüntü oluştu. Yine bunun içinden geçiriyoruz. Bakın oluşmaya başladı. Tekrar döndürüyoruz. Bunun içinden geçirip arkadan ipimizi alıp yine bu iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Yine döndürüyoruz. Şu ikilinin içinden alıp bu şekilde geçiriyorum. Dolaştı. Her seferinde döndürerek yapıyoruz. Bakın gene döndürüyorum. Şu kenardakinin içinden ipimi alıyorum. Tekrar alıp buradan çıkartıyorum. Tekrar döndürüyoruz. Boyunu uzatmak istediğimiz kadar yapabilirsiniz. Bunu her seferinde döndürüp bu içinden alıyoruz. Burada kalan bu kısa ipimizi de ben içine katıyorum. Şu kısa kalan parçayı daha sağlam tutsun diye ben şöyle halkanın içinden bir tur daha geçiriyorum. İlmekle de onu, tığıyla da arkasına geçiriyorum. Bir kat daha bunu tutan sağlam ip olsun diye. Buradan da bunu altından düğümleyerek izleyebilirsiniz. Altını geçirdim. Şöyle bir düğüm attım. Tekrardan bunun altından geçiriyorum. İçinde. Bu artık gevşemez sıkıca yaptığınız zaman.
şöyle daha arasından geçirip artık bu parçayı kesebilirsiniz. Bakın şu şekilde oluştu. Buradan diğer zincire tekrar batma kısmını göstereyim. Şu ipimizi bağladığımız kısım arkadaydı. Bu kısmı da temiz bırakmak istiyoruz. Bir sıra daha öreyim. Bakın şimdi zinciri bağlayacağım. Bu şekilde yapmam gerekiyordu ama şurada zincir bağlamam gerekiyor. O yüzden şunu alıyorum. Bir tanesinin içinden geçiriyorum sadece. Şu şekilde bu kalıyor. Diğer zincirimizi alıyoruz. Şu kalan ilmeği bu zincirin içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Şu ilmeği de alıp zincirin içinden geçirdiğimiz ilmeği bunun da içinden geçiriyorum. Hep zincir çekip bunu da artık burada sabitliyorum. Bunu da keseyim. Biraz uzun kesiyorum. Tekrardan oraya düğüm atacağız. Bu ipi buradan çıkarttım. Şimdi bunu da şu taraftaki yaptığımız gibi gene sabitlensin. Zincirde çıkma gevşeme olmasın diye. Bunu arka tarafa geçiriyorum. Ön taraf temiz, düğümlediğimiz kısım arkada kalsın. Hem başlangıçta hem sonda diye. Bu ipimi bir kere daha bu zincirin içinden geçiriyorum. Sıkı olsun, gevşemesin zincirden. İpimiz esnetmesin diye. Şu şekilde. Yine bu arkadan kalan ipimizi diğer başta yaptığımız gibi ipin içinden geçirip düğümlüyorum. Burada. İki tane düğüm attım, artık gevşemez. Şu kalan parçayı da kesiyorum. Bu şekilde. Daha uzatarak, ben örnek olması açısından kısa yaptım. Daha da uzatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.